Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Öncelikle şunu kapatalım. Yeni proje oluşturacağız. Project Pick Wizard veya şuraya tıklayıp buradan New Project Wizard dediğinizde de aynı işi yapar. Neymiş? Project sekmesinden Pick Wizard veya şuradaki düğmeden New Project Wizard. Aynısı. Şimdi ben nereye kaydedeceğim? Yine klasörümü gösteriyorum. 4- LED yakma B portu. B portuna bağlı LED'leri yapacağız arkadaşlar. Tamam? Dosyamızın adını değiştirelim. Hangi mikro denetleyici? 16F877 A'yı bulacağız. Bulduk mu bulduk. Osilatör frekansımız? 4 milyon hertz, 4 megahertz. Kristal osilatör. Okey diyorsunuz. İlk başta ne yapmamız gerekiyordu? Bir virgül ve parantez. Bak, bir noktalı virgül ve parantez. Şu. 1, 2. Tamam. Şu an var mı sıkıntı? Yok. Şimdi arkadaşlar kodunuzu nereye yazıyorsunuz biliyor musunuz? Şurada bakın. To do user kod var. Gördünüz mü? Kod buraya yazılacak. Şimdi hocam şuradaki şey ne? İki tane ter slash var yan yana. Bunun anlamı ne demek? Arkadaşlar bunun anlamı şu. Yorum satırı. Şimdi siz atıyorum yüzlerce satır kod yazıyorsunuz. Programcısınız. Yazdınız ama belli başlı yerlere not eklemek istiyorsunuz. Unutmamak amaçlı. Daha sonra sizden başka biri baktığında yine sizin projenizi anlayabilsin. Veya sen 3 yıl sonra baktığında orada ne yapmışım acaba gibisinden hani sıkıntıya düşme diye yazdığın yerlerin üzerlerine arkadaşlar birer ne yapıyorsun? Yorum satırı ekleyebilirsin. Bu yorum satırları bizim derleyicimiz tarafından komut olarak algılanmaz. Anladık mı? Normalde şöyle bir şey yazsam buraya mesela output alt çizgi high pin alt çizgi B0. Arkadaşlar bu B portunun 0. pinini output high ne yap diyor? Çıkışını 1 yap diyor. Bu bunu diyor. Peki şöyle yapsam başına 2 tane şey koydum. Slash output high pin alt çizgi B0. Şimdi hangisini algılar derleyici? Üsttekini algı. Alttaki ne yapamaz? Algılamaz. Bunun ne olduğunu bilir. Derleyici şuna bakıyor arkadaşlar. Satıra geldi. Eğer o satırda şu 2 tane slash varsa ne diyor? Diyor ki orası yorum satırı. Komut değil. Beni ilgilendirmez. Anladık mı? Şurayı ne yapmıyor? Hex'e çevirmiyor. Okey mi arkadaşlar? Evet yanına da olur. Mesela şöyle yaptım. Ben buraya yazdım. Şöyle açıklama satırı. Açıklama satırı ekliyorum bakın. 2 tane slash boş. İstediğin kadar boşluk bırakabilirsin. Bu satırda bu satır B portunun 0. pinini 1 yapar. Anladık mı? Bak bu şekilde de yapabiliyorsun. Buraya kadar anlamadığınız nokta yok. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Buraları siliyorum. B portuna bağlı tüm ledleri yakmak istiyorum. Tamam? Şimdi arkadaşlar size ne anlatmıştık? Benim A, B, C, D, E portlarım vardı. Bu portlar hem dijital giriş ya veya çıkış olabiliyordu. Doğru mu? Peki siz program yazıyorsunuz. Programda siz bunu belirtmezseniz mikro denetleyici bunun hangisinin giriş hangisinin çıkış olduğunu bilebilir mi? Hayır. O yüzden ilk işimiz arkadaşlar ben hangi portu kullanacaksam onu giriş veya çıkış yapacağımı ne yapmam lazım? Bildirmem lazım. Anladık? Hangi portu kullanacağım ben şimdi? B portuna. Önce şuraya projemizin adını yazalım. Arkadaşlar proje B portunun 0. pinine. Pin neydi? Pin arkadaşlar bacaktı ya. Bacak her bir çıkışına pin diyoruz. Bacak aferin. Şimdi projenin B portunu 0. pinine bağlı olan nereye yapacağız? Şimdi ben burada buraya giriş mi yapacağım, çıkış mı yapacağım? B portunun 0. pinine. Sizce çıkış. Dışarıdan bir veri okuyor muyum? Hayır. Okumuyorsam demek ki giriş değildir. Dışarıyı
Vivian'ı gönderiyor muyum? Evet, B portunun o pini yakacağım. O zaman ne yapıyormuşum ben B portunu? Çıkış olarak ayarlıyormuşum. Arkadaşlar, istediğiniz herhangi bir portu giriş veya çıkış olarak ayarlayabilmek için kullanacağımız komut şu. Salih, neymiş komutumuz? Set alt çizgi, teşekkür ederim. Çiriş alt çizgi, bunun sizinle işlemiştik arkadaşlar. Hangi portu kullanacağım? B portunu. A portunu kullanacaksa ne diyeceğim? A diyeceğim. C portuysa C. Şimdilik B yapıyorum. Parantezin içine ne yazacağım şimdi? 0 çarpı 0 0. Şimdi şöyle bir şey bakın. B 7, B 6, B 5, B 4, B 3, B 2, B 1, B 0. Şimdi ben ne diyorum? Bunun B portunun tamamı ne olacak arkadaşlar? Çıkış olsun diyorum. Bak hepsi 0. Giriş olsa ne olacaktı? Aferin. Giriş 1, çıkış 0 demek. Hepsi şu an o zaman 0 olacak değil mi? Bunu 2'ye bölüyordunuz. 4'lü 4'lü. Doğru mu? Hexadesimal karşısına yazıyordunuz. 0'ın karşılığı zaten şu 0. Şu bölümün şu 4'lü kısmı da şu 0. Şu 0x neyi gösteriyordu bana? Buranın şu değerin hexadesimal olduğunu gösteriyor. Anladık mı? Ben buraya binari değer de verebilirim. Desimal değer de verebilirim. Onlara daha geleceğiz. Şimdi bakalım B portunu şu an açıklama satını yazalım. B portunu çıkış olarak yönlendirdik. Giriş çıkışı tamamladım. Şimdi ne yapacağım artık Baran? Artık B portuna bağlı LED'i yakmak kaldı. Doğru mudur? Onu da şöyle ekliyoruz arkadaşlar. Komutumuz output alt çizgi high parantez içinde hangi pin? Pin alt çizgi B 0. Bakın. Output high şu demek arkadaşlar. Şu parantez içinde verilen bacağı yak demek. Oraya 1 ver demek. Tamam. Şimdi parantez içinde ne verilmiş? Pin. Hangi pin verilmiş? B 0. Bu port adı hangi portmuş? B portu. Hangi pin? 0. pin. Yani en sağdaki pin. Tamam mı? Şimdi burada B portunun 0. pinini yakacak. B portunun 0. pinini 1 yap. Herhangi başka bir şey var mı yapmak istedim şu an? Yok. Efendim? Evet, LED 1 oraya çıkışa 1 verince. High zaten orayı 1 yapar. Tamam? Şu komut orayı 1 yapar. Şimdi ne yapıyorum? Şu an ben bunu direkt bu kodu alıp ISIS'teki çizimin içine atsam çalışır mı? Aynen. Önce bunu bir kere derlememiz lazım. Hadi derleyelim. Build all diyorum. Complete tamamlandı. No error. Burayı gördük, mutluyuz. Sıkıntı yok demek. Şimdi ne yapıyoruz gençler? Gidiyoruz. ISIS dosyamızı alıyoruz. Önce bunu projelerin içine atalım. Şuraya attım. Açıyorum arkadaşlar ISIS dosyamızı Murat. Değil mi Murat? Şimdi gördüğünüz gibi burada daha önceden hazırladığımız bir çizim var. Şurada PIC 16877 ağımız. Master Clear bağlantımız. Şuradan şu ne bağlantısı? Osilatör. Aferin. Bakalım değeri kaç olacaktı kristalin? Bakalım 4 MHz. PIC'in şey kaç olacaktı? O da 4 MHz. Saat frekansı. İkisi de 4 MHz. Anladık mı arkadaşlar? Evet. Şimdi ben şurada sadece B0'a bağlı olan LED kalsın. Diğerlerini silelim. Delete. Tamam. Biraz da toparlayalım. Derli toplu. Şimdi şu arkadaşlar. Ben çalıştıra bastığımda LED'im ne olacak? Yanacak. Hemen bakalım. A çalışmadı. Neden çalışmadı? Aferin. Diyor ki unable to open hex file. Bunu daha önce içinde bir hex dosyası varmış. Ama o yolu bulamıyor. Çünkü biz bunun konumunu değiştirdik. O yüzden siz yeni hex dosyanızı göstereceksiniz. Çift tıklıyorsunuz. Şurada bakın. Program file diyor. Yazdığın hex dosyasının yolu nerede diyor. Tıklıyorum. Şuradan masa üstünü seçelim. Masa üstünden BDV klasöründe projelerin içinde LED yakma B portu. Bakın. Ne demiştim? Hangi dosyaydı? Hex. Uzansı hex olacak. Aç diyorum. Şimdi OK diyorum. Şimdi ben
Tekrar çalıştırdığımda simülasyonumu, bakın ne oldu? V portuna bağlı LED, V portunun 0. pinine bağlı olan LED yandı. Anladık mı arkadaşlar? Burada öğrendiğimiz şu arkadaşlar. Sizinle öncelikle bir portun hangisinin giriş, hangisinin çıkış yapabilmemiz için kullanacağımız konusu. Neymiş? Set alt çizgi, triş alt çizgi. Okey mi? Şuraya B, A, C, D, E hangi portu kullanacaksan onu yazacaksın. Anladık mı? Var mı sıkıntı? Hayır. Yok. Peki ben şunu istiyorum. Bunu biraz daha hadi ilerletelim. B portunu 0. pinle bağlı olan LED yandı. Salih. LED yansın. 2 saniye sonra sönsün. Bunu nasıl yapacağız? Normal siz bunu klasik assembly ile yapmaya kalktığınızda orada döngü kuracaktınız. Uğraştıracak vesaire vesaire. Orada gideceğiz. Adresli register'lar tanınacağız. Ama bunda, burada buna hiç gerek yok. Ben şöyle yapıyorum. Bakın. Tek bir satır. Delay alt çizgi ms. Milisaniye cinsinden zaman gecikmesi. Ben kaç saniye beklesin dedim? 2 saniye. Arkadaşlar 1 saniye 1000 milisaniye. 2 saniye 2000 milisaniye. Yok, önce biz 2000 yapalım. Bekleyelim, ondan sonra değiştirelim. Şimdi 2000 yazdım. 2000 milisaniye, yani 2 saniye bekledi. Şöyle diyelim. 2 saniye bekle. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bakın. O LED'i yaktım. 2 saniye bekledim. Sonra ne yapacağım LED'i? Söndüreceğim. Nasıl söndürüyorum? Onun komutu da şu arkadaşlar. Output alt çizgi low. Yine aynı şekilde pin alt çizgi B0. Bakın arkadaşlar. Gençler low 0'a çek, high 1'e çek. Neymiş? Low 0 gönder, high 1. Bakın. Şu komutla ne kadar benzer değil mi? High ile low. Aynı neredeyse arkadaşlar. Bakın yine parantez içinde aynı parametre istiyor bu da. Ama bu 1'e çekiyor, bu 0'a çekiyor. Yazılışları da benzer. Şurada nereyi 0'a çekiyor arkadaşlar? B portunun 0. pinini. Diyelim hemen. B portunun 0. pinini 0 yap. Yani bağlı olan LED'i söndür. Anladık mı şu an? Bunu şu an tekrar build'de oluyorum. Tekrar derlemezseniz yeni hex dosyası oluşmaz. Öbür tarafta da ne yaparsın? Eski dosya üzerinden gidersin. Göremezsin. Her yaptığınızda yeni bir değişiklik yaptığınızda yeniden ne yapmanız lazım? Derlemeniz gerekiyor. Bu ilde oluyorum. Sıkıntı yok. Kapatın. İşte geldim. Daha önce aynı az önce yolunu gösterdim ya hex dosyasını. Yeniden göstermeme gerek yok. O hex dosyasının içeriği değişince sıkıntı olmuyor. Efendim? Evet, bir kere burada gösterdim. Sıkıntı yok. Bakalım. Başlattım. Yandı. 2 saniye bekleyin. Sönecek. Söndü. Anladık mı olayı? Bu kadar. Efendim Murat? 0,2. Murat şöyle bir şey mesela. Ben bunu 10 yapayım. 10 milisaniye. Bu çok şey küçük bir değer. Bunu göremeyiz. Bakın. Göstereyim. Tekrar basalım. Direkt şu, hiç yangını bile göremedik değil mi? Çünkü ilk başta yanıyor, ardından 10 milisaniye hemen sönüyor. Göremezsin. Bak, 1 saniye 1000 milisaniye. Tamam? Sadece efendim? Yanıp sönsün öyle yapamayız. Yanıp sönme için ayrı şey kullanacağız. Ona dursun. Bak, yüzde biraz görebilirsin. Bak. Saniyenin onda biri bak. Bak, yanlı söndü. Tamam? Biz bunu yine bir saniye çekelim. Build all. Gelelim. Durduralım. Bir. Tamam. Anladık mı arkadaşlar? Bu videomuz bu kadar yeterli.